Photoshop ile renkli bir nesnenin rengini değiştirmek Hue/Saturation ile son derece kolay. Peki rengini değiştirmek istediğimiz nesnenin rengi beyazsa? İşte bu dersimizde beyaz renkleri siyah renkle dahil istediğimiz renge nasıl dönüştürebileceğimizi öğreniyoruz. Hemen beyaz gömlekli veya beyaz tişörtlü bir kişinin fotoğrafını açalım sahne üzerine ve ondan sonra pen aracımızı seçiyoruz. Tüm beyaz alanın seçimini yapıyoruz. Görünen tüm beyaz alanların seçimini yaptıktan sonra sağ tıklıyorum ve Make Selection diyorum. Make Selection ile birlikte açılan bu pencerede Feather değerini 0 olarak verelim ve tamam diyelim. Tamam dedikten sonra az önce seçtiğimiz alanlar seçili hale geliyor. Beyaz alanlarımızı seçtikten sonra buradaki Layers panelindeki şu küçük ikona tıklıyorum ve en üstteki Solid Layer seçeneğini seçiyorum. Bunu seçtikten sonra seçtiğim tüm alanlar beyazla kaplanacak çünkü buradaki varsayılan değer beyaz. Burada herhangi bir rengi atayabiliriz. Bu renk, atayacağımız bu renk bizim tişörtümüzün rengi olacak. Tabii bu rengi daha sonra değiştirebildiğimiz için şimdilik herhangi bir ton seçip tamam butonuna tıklayalım. Gördüğünüz gibi burada Layer'da kendi içerisinde bir maske oluşturacak. Bu maske ile seçtiğimiz alanları diğer alanlardan ayırmış oluyor. Şimdi buradaki mavi alana çift tıklayarak az önce geldiğimiz kısma tekrar geliyoruz ve burada herhangi bir rengi seçebiliriz. Ama buradaki tek renk, tek düze renk tabii ki uygun değil. Bunun daha gerçekçi görünmesi için hemen burada normal yazan kısma tıklıyorum ve buradaki seçeneklerden Multiply'ı seçiyorum. Multiply'ın üzerine geldiğimde zaten daha göreceksiniz. Tişörtün veya gömleğin gölgeleriyle beraber göründüğünü görüyoruz ve sonrasında renk değişimi yapsak bile arkadaki gölgelerle beraber görmeye devam edeceğiz. Bu tip durumlarda fotoğraftaki bazı sorunları da düzenlememiz gerekir anlık olarak. Burada katmanlardaki siyah beyaz renkte bulunan alana tıklıyorum. Bu alan seçili hale geldi. Ve ardından brush aracımı seçiyorum. Ve brush aracımı seçtikten sonra brush aracımın boyutuyla oynuyorum. Gördüğünüz gibi iç tarafa boyama yapıyor. Ben buradaki siyah beyaz rengi X tuşuna basarak değiştirirsem ve tekrar boyama yaparsam bu sefer dışa doğru boyama yapacak. Bu durumda bu kısmı boya ile düzeltebilirim. Şu anda mouse'la tıklayarak o alanları boyuyorum diyebiliriz. Çok detaya inmeyeceğim. Çok daha yakına girerek daha detaylı çalışmamız gerekebilir. Şöyle biraz hardness değerini azaltayım. Hardness değerinin azalmasıyla beraber daha yumuşak dış kenarlar olacak. Böylece daha gerçekçi boyayabileceğim. Pen aracını kullanmakta daha iyiyseniz brush ile boyamaktan ziyade pen aracıyla daha smooth çizgiler elde edebilirsiniz. Sağ tıklıyorum, tekrar Make Selection diyorum ve beyaz rengi boyuyorum oraları. Alt backspace ile beyaz rengi boyadım. Ya da seçtiğim alanları tekrar brush'ı alarak, buradaki fırçamı alarak tekrar o kısımları boyayabilirim. Zaten seçili olduğu için seçili alanın dışına çıkmayacaktır boyama. Böylece daha düzgün çizgiler elde edebiliriz. Detaya inmiyorum, devam ediyorum. Gördüğünüz gibi aslında beyaz olan renk, yani orijinali bu olan renk maviye döndü. Bizim istediğimiz bir renge döndü. Fakat bu kadarlıkla yeterli değil. Bunun biraz daha gerçekçi görünmesi için Brightness ve Contrast'ı da eklemem gerekiyor. Bunun üzerine tıklıyorum ve bu panelde gördüğünüz gibi bazı düzenlemeler yapabiliyorum renk ile alakalı. Ancak burada renk düzenlemesi yaptığımda sadece seçtiğim alan değil, aynı zamanda fotoğrafın tamamı etkileniyor. Bunun önüne geçebilmemiz için de Brightness Contrast Layer'ının üzerine sağ tıklıyorum ve Create Clipping Mask seçeneğini seçiyorum. Böylece burada bir ok beliriyor. Bu ok sadece bir alttaki layer'ın özelliklerini değiştirebileceği anlamına geliyor. Yani tüm background'u değil de sadece altında olan katmanın özelliklerini değiştirecek. Bu da ne anlama geliyor? Brightness'ı arttırdığımda az önce tüm fotoğraf etkilenirken şimdi sadece seçtiğimiz alanın kendisi etkileniyor. Şimdi bunu göz önünde bulundurarak Brightness ve Contrast üzerinde de düzenlemeler yapabiliriz. Böylece daha gerçekçi sonuçlar elde edebiliriz ulaşmak istediğimiz renge göre. Beyaz renkteki alanlar bu şekilde renklendirilebiliyor. İstediğimiz rengi bu şekilde değiştirerek istediğimiz tona ulaştırabiliriz. Peki siyah yaparsak ne olur? Şimdi biz burada direkt olarak siyah seçeneğini seçersek eğer, gördüğünüz gibi simsiyah bir değer olacak. Çok düz olacak, gölgeler belli olmayacak. Bu nedenle herhangi bir renkten bağımsız siyah bir renge ulaşmak istiyorsak gri tonlarını seçmeliyiz. Gri tonlarını seçtikten sonra da yine Brightness ve Contrast değerleriyle oynayarak siyah tonunu ayarlayabiliriz. Mesela şöyle, kontrastı artırıyorum ve Brightness'ı biraz azalttım. Üzerinde siyah bir şey olduğu belli. Üzerindeki kıyafeti siyah renge döndürdük. Beyaz bir kıyafeti siyah bir renge çevirmenin çözümü de bu şekilde. Kısaca ne yaptık? Beyaz alanları dekupe ettik. Ondan sonra dekupe ettiğimiz alanı Make Selection ile seçili hale getirip ona bir Solid Layer atadık. Atadığımız Solid Layer üzerinde istediğimiz renk değişikliğini yapabiliriz. Ve gölgeler üzerinde daha iyi etki kurabilmemiz için de Brightness Contrast Layer'ını eklemiş olduk. Beyaz renk kıyafet üzerindeki renk düzenlemelerini işte bu şekilde çözümlüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.